Kıymetli izleyenler, Akit TV İstihbarat Şefi Uğurcan Gökçe hattımızda. Son ayrıntıları Uğurcan Gökçe'den alıyoruz. Uğurcan, geliyor mu sesim? Öncelikle bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi ederek başlamak istiyorum. Ve aktardığım Fatih Camii akşam saatinde İmam Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. İlk bilgileri yine paylaşmak istiyorum. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bizlere bildirildi. Edinilen bilgiye göre henüz tam açıklanmayan ÖS bir şahıs yatsı namazından önce Fatih Camii'nde dolgun atarak huzursuzluk çıkarttı. Bunun üzerine imam şahsı uyararak camide bu tür davranışlar doğru olmadığını tekrar ederek tutmasını istedi. Daha sonra güvenlik görevlileri tarafından şahıs camiden çıkarıldı. Namaz sonrası ilgili şahıs tekrar imamın odasına gelerek konuşmak istediğini belirtiyor. Ardından imama yönelik fiilen saldırı gerçekleştiriyor. Bu sırada Bilal Erdem'de, cami cemaatinden olan Bilal Erdem'de saldırıdan müdahale ederek olayı engellemeye çalışıyor. Tabii bu sırada saldırıdan cami cemaatinden Bilal Erdem'de yaralamış oluyor. Tekrar üzüleri belirtiyorum ki yaralıların maalesef şu an hayati tehlikesi bulunuyor. Müdahale sağlık ekiplerince camide gerçekleştiriliyor. İlgili saldırgan tabii hemen olay yerinde gözaltına alınmış oluyor. Tekrar olayın ayrıntılarını aktarayım. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde, bakın buralar çok dikkat çekici, Allah-u Ekber, Kahrolsun İsrail, uyanan Müslümanlar şeklinde slogan atıyor. Onun üzerine imam şahsı uyarıyor. Cami içerisinde bağırmaması gerektiğini ifade ediyor. Ve tabii güvenlik görevlileri olaya dahil oluyor. Şahsı bir tane çıkartıyor. Ardından tekrar, bir süre sonra tekrar imamın odasına gelerek konuşmak istediğini ifade ediyor. Ve bıçakla saldırıyor bu esnada. Cami cemaatinden de tabi olaya müdahale geliyor. Müdahaleyi yapan Bilal Usta olay yerinde bıçaklanıyor. Tabi hemen açıklamaları da aktarmak istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili görev soruşturmayı başlattı. Tüm yönüyle tabi belemeler şu an devam ediyor. Adalet Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı'ndan suç. Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı şiddetle kırın dedi. Saldırının ardından şahsı gözaltına alındığı bir paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü soruşturmasını sürdürdüğünü ifade etti. Benzer bir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'nden menfur saldırı bir Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaat Bilal Erdem'in yaralandığı paylaştı. Yoğun bakımda oldu ifade etti Bakan Yerlikaya. Saldırı gerçekten ÖSE karşı elektrik güçleri tarafından yakalandığını dedi. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle ifade etti. AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Bey benzer şekilde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Fatih Camii'ne Galip Usta'ya ve Canan Bilal Erdem'e menfur saldırıyı yüklerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyetlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiştir. Yine sorumlu kişinin yakalandığı bir paylaştı. Bu vesileyle Galip Hoca'ya ve yaralı adamlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz dedi. İstanbul Valisi Davut Gül de benzer bir açıklama yaptı. Uğurcan sesim geliyor mu?
Evet, buyurun. Ya, bulunduğun ortam sanıyorum biraz baz istasyonları sıkıntılı. Çok parazitli geliyor ses. İstersen toplayalım. Ben hemen kısaca tekrar notları ileteyim. İmam top göğüslerinden yaralandı. Gelen ilk bilgilere göre şu an Yedikule Devlet Hastanesi'nde müdahale eden vatandaş da sol kolunun altından yaralandı. Şahısla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Şahıs daha önceden sabıkalı bir şahıs. Bir adet kasten yaralaması var. Kasten yaralama suçunu işlemiş 2008 yılında. Yine bir diğer bize ulaşan teyitli olmayan bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Şahsın 2028'e kadar av tüfeği ruhsatı sahibi olduğu bize aktarıldı. Şu an tabii emniyet bir örgütle bağ var mı yok mu bunu araştırıyor. Yine işlenen suç organize mi yoksa menfur bir olay mı bunu araştırıyor. Maalesef organize gibi dursa da. Tabii şu son geçtiğimiz bir 15 gün içine baktığımızda toplumun sinir uçlarıyla oynandığı da dikkatlerimizden kaçmıyor. Bu Riyad tartışmalarıyla başladı. Tevhid bayrağı dendi, hilafet tartışmaları ortaya atıldı. Bazı siyasiler bu tartışmalara dahil oldu. Derken tabii toplumu körüklemiş oldular. Bunun çok bağımsız bir şey olmadığı gözüküyor. Tabii yine bu saldırıya baktığımızda 2006, 3 Eylül 2006'daki Bayram Ali Öztürk Hoca'ya gerçekleştirilen saldırı akla geliyor. Yine Fatih bölgesinde Bayram Ali Hoca sohbet esnasındayken bir bıçaklı saldırıya uğramıştı. Maalesef onu o dönemde kaybetmiştik. Şimdi tabii saydığımız olaylar son 15 günde özellikle yoğun şekilde toplumun sinir uçlarına dokunacak olayların yaşanması ve bugüne gelinmesi biraz tabii insanı kasıt var mı demeden geri bırakmıyor. İnşallah hoca ve cemaatten Bilal Bey bir an önce sağlığına kavuşur diyoruz. Tabii devletimiz de bu işi sıkı sıkıya takip ediyor. Ben tereddüte mal kalmayacak şekilde bu olayın aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Uğurcan Gökçe çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.